Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlere ölçekli ahşap gemi modelleri hakkında detaylı bilgiler vereceğim, bildiklerimi paylaşacağım. Bu modelleri nasıl inşa ediyoruz, hangi aşamalardan geçiyor, ne gibi alet edevat kullanıyoruz, ne gibi yardımcı malzemeler kullanıyoruz, bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bugün sadece kitin tanıtımı ile ilgili bir video hazırladım. Devamında gelecek videolarda daha detaylı şekilde anlatımlarım olacak. Şimdi kitin tanıtımına geçebiliriz. Bu kit 2015 yılında Kazım Gürhan tarafından tasarlandı ve üretildi. Kitin içeriğine geçmeden önce size 9 metrelik bir teknenin 1/32 ölçekte küçültülmüş olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 28 santim uzunluğa sahip. Burada da göreceğiniz üzere 8 santim genişliğinde ve 10 santim yüksekliğinde. Yani inşa edildikten sonra bulunduğunuz ortamda rahatça sergileyebileceğiniz, yer sıkıntısı olmayan bir model. Hem detaylı inşa kılavuzuyla hem daha önce yapılmış örnekleriyle birlikte piyasada bulabileceğiniz Türkiye'de üretilmiş Türkçe anlatım kılavuzlu, yeni başlayan kullanıcılar için de diyebileceğimiz güzel bir kit. Gemi modelciliğine yeni başlayacak kişiler için tercih edilebilir bir model. Evet, hemen kitin içeriğine göz atalım. Evet, parçaları masanın üzerine çıkartıyorum. Şunu şöyle ileriye alalım. Evet, kit içerisinden metal aksesuarların olduğu, pirinç aksesuarlarının olduğu bir poşetimiz çıkıyor. Ayrıca dekal setimiz de burada. Dekalimiz de burada. Şöyle göstereyim size. Yapım kılavuzunun CD'si burada. PDF dosyası halinde. Türkçe ve İngilizce anlatımlı ve resimli olarak anlatılmış. Muazzam bir yapım kılavuzu, inşa kılavuzu. Gerçekten bu yapım kılavuzunda öğreneceğiniz teknikleri başka modellerde de uygulayabilir ve çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet, burada sarım çıtalarımız var. Sarım çıtaları Ayoz. Ayoz sarım çıtası yumuşak olması sebebiyle sizin sarımı daha rahat yapmanızı sağlayacak. Sarımda sert ağaçlar kullanılması pek önerilmez. Yani kullanıcı için, yapan kişi için gerçekten bir zorluktur. Ama burada kit içerisinden çıkan malzemenin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Böyle koyalım. Paftalarımıza geçelim. Evet. Akrilik bir paftamız var. Bu akrilik pafta üzerinde güverte üstü ekipmanlarının ve bazı aksesuarların plexiden lazerde kesilmiş halini görmekteyiz. Böyle kenara alıyorum. Gene güverte üzeri kaplamalar ve pencereler için lazerde kesilmiş 1,5 milim ıhlamur kontrplak üzerinde bir paftamız mevcut. Gene ıhlamur kontrplak üzerinde güverte üzeri, tavan ve güverte içinde kesilecek parçalarımız mevcut. Burada postalardan bazılarını ve modelin altında bulunan kalastranın kesilmiş halini görmekteyiz. Yine 1,5 milim ıhlamur kontrplak üzerine kesilmiş güverte üzeri ekipmanlar burada. Burada omurga kilit kısımları mevcut. 3 milimetre huş kontrplak üzerinde kesilmiş. Şuradaki paftada 3 milimetre. Yani gövdede kullandığımız, posta ve omurgada kullandığımız ve posta ve omurgayı sabitlemek için kullandığımız kilitli mekanizmaaların tümü 3 milimetre huş kontrplaktan kesilmiş. Zaten modellerde, yani modelin düzgün olmasını, iyi olmasını istiyorsanız huş kontrplak kullanmanız gerekti. Hani kabak kontrplak kullanılmasını önermiyorum. Kabak kontrplaktan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Evet, şöyle bunları toparladım. Tekrardan modelin sizlere
bitmiş halini göstereyim. Zaten video içerisinde bitmiş halinin resimlerini de ben ekleyeceğim. Aynı zamanda benim videomda, yaptığım videoda, yaparken çekilmiş videoda ve bütün elimden geldiğince bütün her şeyi paylaşmaya çalışmıştım. Bu model 3. seviye bir model olmasına rağmen yeni başlayan kullanıcılar için tercih edilebilir bir model. Bu modelde kullandığımız alet edevatlar, ekipmanlar hakkında detaylı bilgi daha sonra yine sizlerle paylaşacağım. Yeni video çekmeye başladığım için biraz acemiliğim olabilir. Konuşmamda bir kusurum olduysa affola. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.